Bugüne kadar bilinen en uzak yıldız keşfedildi. Antik yıldızın, evrenin tarihinin ilk günlerine ışık tutabileceği tahmin ediliyor. 1990 yılında uzaya gönderilen Hubble Uzay Teleskobu, yaptığı her keşifle sonsuz evrenin sürprizlerini ortaya çıkarmaya devam ediyor. Şimdi ise teleskobun, bugüne kadar keşfedilen en uzak yıldızı veya, muhtemelen yıldız sistemini tespit ettiği bildiriliyor. Resmi adı WHL-0137LS olan ancak onu keşfeden astronomlar tarafından, eski İngilizce'de sabah yıldızı ya da, yükselen ışık anlamına gelen Örendil olarak isimlendirilen yıldızın, evrenin oluşumunun erken zamanlarından olduğu ifade ediliyor. Keşfe dair Nature'da yayımlanan bir makale ise, bu antik yıldız hakkında daha birçok ilginç bilgiyi gözler önüne seriyor. Araştırma makalesinde, büyük patlamanın gerçekleşmesinden sadece 900 milyon yıl sonra, bugün göründüğü şeklini aldığı tahmin edilen, Örendil sisteminden yayılan ışığın, Hubble'a ulaşmasının tam olarak 12.8 milyar yıl aldığı belirtiliyor. Bununla birlikte Güneş ve Dünya'dan, 8.2 milyar yıl daha yaşlı olduğu ifade edilen yıldız sisteminin, Dünya üzerinde var olan ilk hayvan formlarından ise, 12.1 milyar yıl daha yaşlı olduğu kaydediliyor. Üstelik Örendil, şimdiye kadar bilinen antik yıldız standartları arasında bile öne çıkıyor. Örendil'in, bu keşfe kadar bilinen en yaşlı yıldız olan, 9.4 milyar yıl yaşındaki Icarus'tan, 3 milyar yıl daha eski olması dikkat çekiyor. Bununla birlikte genellikle uzaydaki en parlak nesneler olması sebebiyle, tespit edilmesi de bir o kadar kolay olan en eski süpernovaların bile, Örendil'den daha genç olduğu ifade ediliyor. Örendil'in bulunduğu galaksi olan Sunrise Arc için, Johns Hopkins Üniversitesi astronomu ve Nature gazetesinin başyazarı Brian Welch, bu gökada, ön plandaki devasa bir gökada kümesinin kütleçekimsel mercek etkisi nedeniyle büyütülmüş ve uzun, ince bir hilal şeklinde gerilmiş gibi görünüyor şeklinde kaydediyor. Welch ve ekibinin bir yıldız takımı olduğunu anlamak adına, üzerinde 3,5 yıl harcadığı antik yıldız Örendil'in, evrenin tarihi hakkında pek çok yeni bilgiye gebe olabileceği tahmin ediliyor. Uzak nesnelerle, evrenin geçmişini ve evrenin bugün olduğundan çok farklı göründüğü bir zamanı görüyoruz şeklinde ifade eden Welch, bu erken dönemde galaksilerin farklı göründüğünü biliyoruz ve, daha önce gelen nispeten az sayıda yıldız nesli olduğunu biliyoruz diye de sözlerini ekliyor. Yıldızların, hidrojen ve helyum gibi daha hafif atomların nükleer füzyon yoluyla karbon, oksijen ve hatta demir gibi daha ağır maddeler oluşturmak üzere, bir araya gelmesiyle oluşan evrenimizdeki ağır elementlerin fabrikaları olduğunu belirten Welch, Örendil'in, evrenin tarihinin erken evresinde, sisteminde muhtemelen helyumdan daha ağır çok az malzemeye sahip olduğuna da dikkat ediyor. Konuya ilişkin olarak Welch, bu mercekli yıldızı ayrıntılı olarak incelemek, bize ilk günlerde yıldızların neye benzediğine ve, yakın evrendeki yıldızlardan nasıl farklı olduklarına dair, yeni bir pencere açıyor şeklinde aktarıyor. Bununla birlikte yakında operasyonlarına başlayacak olan, James Webb Uzay Teleskobu sayesinde Örendil'in tek bir yıldız sistemi mi yoksa, bir yıldız sistemleri kümesi mi olduğunun da anlaşılması bekleniyor. Ayrıca, Örendil'in tek bir yıldız mı yoksa ikili bir sistem mi olduğu, sıcaklığı ve kütlesi gibi bilgilerin de öğrenilebileceği düşünülüyor.